Kuşatmadan sonra Sa'd radıyallahu an Beni Kurayza ile ilgili hükmü verdikten sonra tekrar mescitteki hasta yatağına döndü. Daha önceden Allah'a eğer düşmanlara karşı savaşması kaderinde varsa yaşatması yoksa canını alması için dua etmişti. Şimdi ise durumu kötüye gidiyordu.'' Kuşatmadan çok az bir zaman sonra bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde buldu. Yanı başına oturdu ve başını yerden kaldırıp göğsüne yatırdı. Sonra dua etti. Ya Rabbi, saad Resulüne tam itaatle senin yolunda çalıştı ve yapması gereken her şeyi yaptı. Onun ruhunu yarattıkların içinde en iyilerin ruhunu aldığın gibi kabul ederek al. Sa'd radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duydu. Gözlerini açarak selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Senin tebliğ ettiğine şehadet ederim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndükten bir iki saat sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve ona Sa'd'ın öldüğü haberini verdi. Onun cesedini mezarlığa taşıyanlar cesedin bu kadar hafif olmasına şaştılar.'' Çünkü Sa'd radıyallahu an iri cüsseli bir adamdı. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam'a söylediklerinde o melekleri onu taşırken gördüm dedi. Cesedi mezarının yanına koydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki bir grup erkek ve kadınla birlikte cenaze namazı kıldı. Cesedi mezarın içine indirdiklerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yüzü birden bire sarardı ve üç kez Subhanallah dedi. Bu Allah'ın mutlak yüceliğini ifade eden bir terimdi ve şimdi olduğu gibi aşılması gereken bir sınırla karşılaşıldığında söylenirdi. Mezarlıktaki herkes aynı sözü tekrarladı ve tüm mezarlık Subhanallah sesleriyle titredi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zafer anlarında söylenen Allahu ekber sözünü söyledi. Diğerleri de bunu tekrarladılar. Daha sonraları o sırada yüzünün neden sarardığını sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Mezar arkadaşınızın üstüne kapandığında o bir sıkışma hissetti. Eğer bir kişi bile bu sıkışmadan kurtulabilseydi saat da kurtulurdu. Daha sonra Allah ona selamet dolu bir rahatlık verdi. Bunu takip eden günlerden bir sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin odasındayken ona Ebu Lübabe affedildi dedi. Ona bu müjdeyi vereyim mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer istersen dedi. Bunun üzerine Ümmü Seleme radıyallahu anha mescide açılan odanın kapısında durdu ve yakın bir direkte bağlı olan Ebu Lübabe'ye ey Ebu Lübabe Müjdeler olsun. Allah sana merhamet etti diye bağırdı. Mescitteki adamlar onu çözmek için hemen etrafına toplandılar. Fakat o onları durdurarak Allah'ın Resulü beni elleriyle çözene kadar olmaz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza giderken onun yanında durdu ve bağlarını çözdü. Namazdan sonra Ebu Lübabe radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve yaptığına kefaret olarak bir bağış yapmak istediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mallarının üçte birini kabul etti. Onun serbest bırakılmasını haber veren vahiy diğer hata eden iyi adamları da kastederek onların mallarından sadaka al bununla onları temizlemiş arındırmış olursun diyordu. Hendek Savaşı'ndan yaklaşık 5 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den dönmekte olduğu haberini aldı ve Zeyd'i kervanın yolunu kesmek üzere 170 atlı ile gönderdi. Zeyd ve adamları çoğu Safvana ait olan gümüşler de dahil tüm ticari eşyayı ele geçirdiler ve adamların çoğunu da esir aldılar. Kaçmayı başaran birkaç kişiden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Ebul As idi. Mekke'ye kaçarken yolu üstündeki Medine'nin yakınından geçiyordu. Tam oradan geçerken karısı Zeynep'i ve küçük kızları Ümame'yi görme arzusunu duydu. Gece karanlığında riski göze alarak şehre girdi ve Zeynep'in nerede yaşadığını öğrenmeyi başardı. Kapıyı çaldığında Zeynep onu içeri aldı güneşin doğmasına az bir vakit kalmıştı. Zeynep, Bilal radıyallahu anh'ın ezanını duyunca Ebul As'ı Ümame ile birlikte bırakıp mescide gitti ve diğer kız kardeşleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle birlikte erkeklerin arkasındaki ilk sırada yerini aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlangıç tekbirini aldı. Adamlar da onun arkasından tekrarladılar.'' O aradaki sessizlikte Zeynep sesinin tüm gücüyle "Ey insanlar! Rebi'nin oğlu Ebu'l-As benim korumam altındadır." diye bağırdı ve kendisi de tekbir getirip namaza durdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra kalktı ve topluluğa doğru döndü. "Benim duyduğumu siz de duydunuz mu?" dedi. Mescitte onun söylediklerini tasdikleyen bir mırıltı oldu. "Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki," dedi bunu duyana kadar bu konuda bir bilgim yoktu. Bir Müslümanın başka birini himayesine alması diğer bütün Müslümanları bağlar. Daha sonra kızına gitti. Onu şerefle karşıla fakat sana bir koca olarak gelmesine izin verme. Çünkü sen artık onun karısı değilsin dedi. Zeynep babasına Ebul As'ın Kureyş'ten bir kişinin kendisini emin görerek emanet ettikleri mallara karşılık Suriye'den aldığı mallara el konulmasından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkan ve kendisine Ebul As'ın malları düşenlere haber gönderdi. Bildiğiniz gibi bu adam bize aittir. Siz de onun mallarını aldınız. Eğer onun mallarını ona iade ederek iyiliği gösterirseniz beni sevindirirsiniz. Fakat eğer geri vermezseniz o Allah'ın size verdiği bir ganimettir ve onun tasarruf hakkı da sizindir. Onlar malları geri vereceklerini söylediler ve eski su kırbalarına, tahta parçalarına varıncaya kadar her şeyi geri verdiler. Her şey eksiksiz ona iade edilmişti. Onun İslam'a girmekte tereddüt ettiğini gören bir adam neden İslam'a girip bu malları kendin almıyorsun? Bu putperestlerin mallarıdır." dedi. Fakat o şu cevabı verdi: "Bana duyulan güveni sarsarak İslam'a girmem kötü bir başlangıç olur." Malları Mekke'ye götürdü ve sahiplerine verdi. Daha sonra Medine'ye döndü ve biat ederek Müslüman oldu. Böylece Zeynep kocasına tekrar dönmüş oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle birlikte tüm şehir sevinçle doldu. Münafıklar Zeyd radıyallahu anh'ın doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın, Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha, daha çok tercih ettikleri batı yoluna çevirdi. Bu kez Kızıl Deniz sahillerindeki müttefikleri olan Huza kabilesinin Beni Mustalik kolunu Medine'ye bir sefer düzenlemek üzere ayaklandırdılar. Kureyşliler bu kabileye sahildeki diğer kabilelerin de katılacağını ümid ederek batı yolunun tekrar kendileri için güvenli hale geleceğini düşünüyorlardı. Fakat Huza'nın diğer kolları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı Mekkelilerin umduğundan daha az düşmanlık besliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu haberler Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaştı. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bitmeyen ve gün geçtikçe artan gücünü batı kervan yolunda da gösterebileceği bir fırsat çıkıyordu. Haber aldıktan sekiz gün sonra Beni Mustalık henüz yola çıkmadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yerleşim bölgesine yakın ve sulak bir yere kamp kurmuştu. Oradan hızlı bir manevra ile çadırda yaşayan bu kabilenin obasını kuşattı. Adamlar fazla karşı koymadan teslim oldular. Müslümanlardan sadece bir kişi, düşmandan ise on civarında kişi öldürülmüştü. Yaklaşık 200 aile esir alındı. Ganimette 2000 deve, 5000 koyun ve keçi vardı. Ordu orada birkaç gün kamp kurdu. Fakat beklenmedik bir olay daha fazla kalmalarını engelledi. Sahilde komşu olan Gıfar ve Cüheyne kabilelerinden iki adam kuyulardan birinin başında hangi tulumbanın kime ait olduğu konusunda tartışmaya başladılar. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ömer radıyallahu anh'ın atının yedeğinde götürmesi için işe aldığı Gıfarlı Ey Kureyş diye yardım istedi. Cüheyne kabilesinden olan adam ise geleneksel müttefikleri olan Hazreçlileri yardıma çağırdı. Kızgın olan muhacirler ve ensar da hemen sahneye çıktı. Kılıçlar çekilmişti. Eğer ashabtan bazıları iki tarafın arasına girmeseydi kan dökülebilirdi. Burada mesele sona ermiş olmalıydı. Fakat bu sefer de genelde olduğundan çok münafık sefere katılmıştı. Bunun sebeplerinden biri de bölgenin tanıdık ve sulak bir bölge olması ve kolayca ganimet elde edilebileceği ümidiydi. Aslında kendi eski bakış açılarını değiştirmemişlerdi. Hala Medine'den yapılan seferleri dışarıdan biraz destekle Kureyş yapılan Hazreç ve Evs seferleri olarak görmekte ısrar ediyorlardı. Bu nedenle onlara göre kamp Kayleo oğullarına aitti. Kureyşli sığıntılar ise her yerde olduğu gibi orada da himaye altındaydılar. İbni Ubey bu kafa yapısıyla etrafında bir grup yakın arkadaşıyla otururken kavga seslerini duymuştu. İçlerinden biri meselenin ne olduğunu anlamak için gitti. Döndüğünde Ömer'in adamının suçlu olduğunu çünkü ilk darbeyi onun vurduğunu söyledi. Gerçekten de öyleydi. Bu sözler Hendek'te çekilen sıkıntıların hala yanmakta olan korlarının birdenbire alevlenmesine yol açtı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer muhacirler tüm Arabistan'ı onların aleyhine çevirene dek 5 yıl boyunca gerilim sürekli olarak artmıştı. Bunun yanı sıra toplumda önemli bir rol oynayan zengin ve komşu Yahudi kabilelerinin de kökü kazınmıştı. İkisi sürgün edilmiş, biri ise katledilmişti. Vadideki iç savaşa bir çözüm bulunması gerçekten gerekliydi. Fakat İbni Ubey kendisi kral seçilseydi buna mutlaka bir çözüm bulacağından emin olduğunu söylüyordu. Şimdi de bu zavallı sığıntılar efendilerinin kuyuya ulaşmasını engelleyecek kadar küstahlık edebiliyorlardı. Bu kadar ileri gittiler ha dedi. İbni Ubey başa geçip bizi geride bırakmaya ve kendi ülkemizde bizi bastırmaya çalışıyorlar. Bu Kureyşli paspallarla bizim halimizi şu söz ne iyi ifade ediyor. Besle kargayı, oysun gözünü. Tanrı'ya and olsun, Medine'ye döndüğümüzde güçlü olan, zayıf olanı sürüp çıkaracak. Halkanın yanında oturan Hazreçli Zeyd adında bir çocuk doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve İbni Ubey'in söylediklerini haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birdenbire rengi değişti. O sırada yanında olan Ömer radıyallahu an bu haini hemen öldürmeyi teklif etti. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ömer, insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşını öldürdü demezler mi?" dedi. O sırada Ensar'dan biri gidip İbnü Ubey'e çocuğun haber verdiklerini gerçekten söyleyip söylemediğini sormuştu. İbn Bey doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Sorun çıkmasını engellemek isteyen ve onun yanında olan birkaç hazreçli de onun söylediklerini doğruladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam sanki mesele kapanmış gibi davrandı. Fakat sorundan uzaklaşmanın en iyi yolu insanların kafalarını başka bir şeyle meşgul etmekti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen yola çıkılmasını emretti. Daha önce hiç bu vakitte yola çıkmamıştı. Hemen hemen öğle vaktiydi. Namaz vakitlerinde kısa molalar vererek öğleden sonra ve tüm gece ertesi günün sıcaklığı bastırıncaya dek yolculuk ettiler. Kamp kurulması emredildiğinde adamlar o kadar yorulmuşlardı ki hemen uykuya daldılar. Yolculuk sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için İbn Ubey'in yerine Hazret'in en ileri gelen olan Saad İbn Ubade'ye gizlice kendisinin Zeyd'in doğru söylediğine inandığını belirtti. "Ey Allah'ın Resulü" dedi Saad. "Sen eğer istersen onu ortadan kaldırabilirsin. Çünkü o alçak ve zayıf, sen ise yüce ve güçlüsün." Bununla birlikte Saad radıyallahu anh ondan İbnu Ubey'e iyi davranmasını rica etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu konuyu bir daha gündeme getirmemeye karar vermişti. Fakat saatla konuştuktan kısa bir süre sonra artık mesele onun kontrolünden çıkmıştı. Çünkü hemen sonra Münafikun suresi adını alacak olan bir vahiy geldi. Surenin bir ayetinde Zeyd'den isim olarak bahsetmese de onun söylediklerini sayıp bunları söyleyenin doğru olduğunu anlatıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varıncaya kadar bu sureyi Müslümanlara okumadı. Fakat Zeyd'in yanına yaklaşıp kulağına eğilerek senin kulağın doğru duydu ve Allah senin söylediklerini tasdik etti dedi. O sırada İbni Ubey'in oğlu Abdullah bu sözleri babasının söylediğini bildiği için büyük bir üzüntü içindeydi. Ona Ömer'in babasını öldürmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediğini de söylemişlerdi. Abdullah kararını hemen verip öldürme emrinin hemen uygulanmasından korkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana Abdullah İbni Ubey'i öldürmeye karar verdiğini söylediler. Eğer bunu mutlaka yapacaksan bana emret gidip kafasını getireyim.'' bütün Hazreç babasına benden daha çok bağlılık ve acıma gösteren kimse olmadığını bilir. Öldürme görevini başkasına verirsen nefsimin babamın katlinin aramızda dolaşmasına dayanamayacağından korkuyorum. Buna dayanamayıp onu öldürebilirim. Böylece de bir kafirin yerine bir mümini öldürmüş olurum ve cehennem ateşine atılırım. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Hayır. Bırakın ona iyi davranalım. O bizimle olduğu müddetçe arkadaşımız olarak kalsın. Gerdanlık. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ve Ümmü Seleme radıyallahu anha bu seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşlik ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamansız yola çıkma emri verdiği yerden birkaç konak ötede güneş batarken Ayşe radıyallahu anha akik gerdanlığını yere düşürdü. Kaybettiğini fark ettiğinde hava onu göstermeyecek kadar kararmıştı. Onu orada bırakıp gitmek de istemiyordu. Annesi bu gerdanlığı evlendiği gün onun boynuna takmıştı ve bu Ayşe'nin en kıymetli mücevherlerinden biriydi. Konakladıkları yerde su yoktu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sadece kısa bir mola vermek istemişti. Fakat daha sonra gün ışığıncaya kadar konaklama emri verdi. Plan değişikliğinin sebebi ağızdan ağıza dolaştı ve sadece küçük bir kolye için koskoca ordunun böyle susuz bir yerde konaklamasından çoğu kişi rahatsız oldu.'' Asaptan bazıları Ebu Bekir radıyallahu anh'a gidip şikayet ettiler. Ebu Bekir radıyallahu anh kızının bu dikkatsizliği nedeniyle utandı ve sinirlendi. Ulaşılabilecek uzaklıkta hiç kuyu yoktu ve adamlar beraberlerinde getirdikleri suyun hepsini harcamışlardı. Sabah namazını kılmak mümkün olmayacaktı çünkü abdest alacak suları yoktu. Fakat gecenin geç saatlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teyemmümle ilgili ayetler nazil oldu. Bu olayın toplumun pratik hayatında anlatılmayacak denli önemli bir rolü vardı. Eğer su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin. Hafifçe yüzlerinize ve ellerinize sürün. Konakladıklarından beri herkesi meşgul eden sıkıntı dolu duygular yok olmuştu. Useyd şöyle bağırdı. Ey Ebu Bekir ailesi, bu bizim üzerimize getirdiğimiz ilk rahmet değil. Gün ışığında bile hala gerdanlık ortalıkta görünmüyordu. Artık bulma ümitleri kaybolmuş ve kolyeyi bulmadan çıkmaya karar vermişlerdi. Yola koyulmak için Ayşe radıyallahu anh'ın devesi ayağa kalktığında kolyeyi akşamdan beri orada çökmüş bir halde kalan devenin altında gördüler.'' Bir sonraki kamp yerleri uzun, kumlu bir arazi olan güzel bir vadi idi. Her zamanki gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki çadırı diğerlerinden biraz uzağa kurulmuştu. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma sırası Ayşe'deydi. Hazreti Ayşe daha sonraki yıllarda bir yarış yapmayı nasıl teklif ettiğini anlatırdı. Cübbemin eteklerini topladım.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynısını yaptı. Yarışa başladık, yarışı o kazandı. Bu bir önceki sefer beni yendiğin yarışa karşılık dedi. Hicretten önce Mekke'de meydana gelen bir olayı kastediyordu. Ayşe radıyallahu anha açıklamak için şunları da ekledi. Babamın evine gelmişti. Ben elimde bir şey tutuyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bana getir dedi. Ben vermedim ve ondan kaçtım. O da peşimden kovaladı fakat ben ondan hızlıydım. Ayşe'nin gerdanlığının bağ yeri incelmişti. Medine'ye varmadan birkaç konak önce yine boynundan çözüldü ve düştü. Kolye yola çıkma emri verildikten sonra Ayşe'nin hacet için kamptan ayrıldığı bir sırada düşmüştü. Ayşe kampa döndükten sonra Ümmü Seleme ile birlikte tahtlarının içinde oturdular ve perdeleri kapatıp peçelerini açtılar. İşte o zaman Ayşe radıyallahu anha kolyesini kaybettiğini fark etti. Perdenin altından süzülüp kolyesini aramaya gitti. O sırada adamlar develeri hazırlamışlar ve tahtları develerin üstüne yerleştirmişlerdi genellikle iki tahtın ağırlıklarının başka başka olduğunu fark edebilirlerdi. Çünkü 30 yaşında bir kadınla 14 yaşındaki zayıf bir kadının ağırlıkları tabii ki aynı olmazdı. Fakat bu kez hafif olan tahtın her zamankinden daha hafif olduğunu fark edemediler. Ve diğer develerle birlikte yola koyuldular. Ayşe radiyallahu anha bu olayı şöyle anlatıyor. Kolyemi buldum ve kamp yerine döndüm. Fakat orada bir tek canlı bile kalmamıştı. Bunun üzerine tahtımın bulunduğu yere gidip oturdum. Beni kaybettiklerini anlayıp geri dönmelerini bekliyordum. Orada otururken gözlerim ağırlaştı ve uyuyakaldım. Muattal'ın oğlu Safvan oradan geçtiğinde ben hala orada yatıyordum. Bir sebep yüzünden ordudan geri kalmış ve geceyi kampta geçirmişti.'' bize örtünme emri gelmeden önce beni birçok kez görmüştü. Beni orada görünce biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bu Allah'ın Resulü'nün hanımı dedi. Safvan'ın bu ayeti okumasıyla Ayşe uyandı ve peçesini yüzüne örttü. Safvan onu devesine bindirdi ve bir sonraki konağa kendisi yürüyerek onu devesinde götürdü. Ordu konak yerine vardığında Ayşe'nin tahtı yere konmuş ve içerden kimse çıkmayınca onun uyuduğunu sanmışlardı. Konak yerinden ayrılmalarına az bir süre kala onun Safvan'ın devesi üzerinde geldiğini görünce herkesin şaşkınlığı daha da arttı. Bu Medine'yi sarsacak olan bir skandalın başlangıcıydı. Münafıkların dili hemen bu olaya takılmıştı. Fakat o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe radıyallahu anha ve ashabın çoğu gelişen bu sorundan habersizdi. Ganimetler her zamanki gibi dağıtıldı. Esirlerden biri yenilen kabilenin başkanı Haris'in kızı Cüveyriye idi. Kendisine yüksek bir fidye ödenmesini isteyen Ensar'dan birinin eline düşmüştü. Cüveyriye peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve kendi adına meseleye el koymasını rica etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Ayşe radıyallahu anhanın odasındaydı ve Cüveyriye'ye kapıyı o açmıştı. Ayşe neler olduğunu daha sonraları şöyle anlattı. O çok güzel ve sevimli bir kadındı. Ona bakan hiçbir erkek kalbini ona kaptırmaktan kendini alıkoyamazdı. Onu kapıda görünce büyük bir kuşkuya kapıldım. Çünkü benim onda gördüğümü Resulullah'ın da göreceğini biliyordum. Resulullah'ın yanına girdi ve "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilesinin reisi olan Haris'in kızı Cüveyriye'yim. Başıma gelenleri biliyorsun. Fidyem konusunda senin yardımını istemeye geldim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bundan daha iyisini ister misin?" dedi. O da bundan iyisi nedir diye sordu. O senin fidyeni ben ödeyeyim sen de benimle evlen dedi. Cüveyriye radıyallahu anha bu teklifi sevinçle kabul etti. Fakat babası fidye olarak vereceği develerle birlikte geldiğinde henüz nikahları yapılmamıştı. Babasının getirdiği develer söz verdiği sayıda değildi. Çünkü Akik Ovası'nda hayvanlara bakmış ve iki tanesini çok beğenip orada bir yere gizlemişti. Geride kalan develeri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirip şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen kızımı esir aldın İşte fidyesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakat Akik Ovası'na gizlediğin iki deve nerede dedi ve onların gizlendikleri yeri tüm ayrıntılarıyla anlattı. Bunun üzerine Haris, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. İki oğlu da Müslüman oldular. Haris, diğer iki deveyi de getirip, bütün develeri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Daha sonra Cüveyriye de Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu babasından istedi.'' babası onu verdi ve ona da bir oda inşa edildi. Beni Mustalik'in artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları olduğu ortaya çıkınca muhacirler ve ensar henüz fidyeleri ödenmemiş olan esirleri serbest bıraktılar. Yaklaşık yüz aile serbest kaldı. Ayşe radıyallahu anha Cüveyriye'yi kastederek kavmine ondan daha faydalı olan başka kadın bilmiyorum dedi. İftira Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra Ayşe radıyallahu anha hastalandı. O zamana kadar münafıkların o ve Safvan'la ilgili söyledikleri dedikodular tüm şehre yayılmıştı. Çok az kişi bunu ciddiye alıyordu. Bu olayı ciddiye alanlar arasında Muttalip kabilesinden kuzeni Misteh de vardı. Fakat inansın inanmasın, ondan başka herkesin söylenenlerden haberi vardı. Bununla birlikte Ayşe radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine karşı tavırlarında bazı değişiklikler olduğunu hissediyordu. O kendisine diğer hastalıklarında gösterdiği sevgi ve şefkati göstermiyordu. Odaya gelir ve tedavi edenlere "Bugün hepiniz nasılsınız?" der, onu da diğerleri arasına katardı. Buna çok üzülen fakat gururu nedeniyle şikayet edemeyen Ayşe radıyallahu anha Annesinin evine gidip orada tedavi olmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl istersen dedi. Neler olduğunu Ayşe'nin kendi ağzından öğrenelim. Neler söylendiğinden habersiz bir şekilde annemin evine gittim ve 20 gün içinde hastalığım geçti. Bir akşam Misteh'in annesiyle dışarı çıktık. Onun annesi babamın annesiyle kardeşti yanımda yürürken miste tökezlesin diye bağırdı. Ben Allah aşkına ne diyorsun dedim. Bedir'de savaşmış olan bir muhacir hakkında böyle konuşmak kötü bir şeydir. O ey Ebu Bekir'in kızı dedi. Nasıl olur da haberler sana ulaşmaz? Hangi haberler dedim. Bana iftiracıların neler söylediklerini ve bunun nasıl halkın ağzında dolaştığını anlattı. Bu nasıl olabilir dedim.'' Onun cevabı şu oldu. Gerçekten olan bu. Gözyaşları içinde eve döndüm. Gözyaşlarımın ciğerimi çatlattığını hissedene dek ağladım. Anneme Allah seni affetsin dedim. Herkes neler söylüyor da sen bana bir tek kelime bile söylemiyorsun. Annem, kızım bunu bu kadar ciddiye alma. Çünkü kendisini seven bir koca ile evlenen çok az güzel kadın vardır ki kumaları onun hakkında dedikodu çıkarmasın ve diğerleri de böyle şeyler söylemesin dedi. Bunun üzerine bütün gece uykusuz kaldım ve sürekli ağladım. Fakat gerçekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasında ne kadar kıskançlık olursa olsun hanımların hepsi de dindardı ve hiçbiri bu iftiraya katılmadı. Aksine hepsi Ayşe radıyallahu anhayı desteklediler ve hakkında iyi konuştular.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkına yakın olanlardan en çok suçlu olanı Zeynep'in kız kardeşi Hanme, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeniydi. O kız kardeşinin daha da gözde olmasını sağlamak için Ayşe radıyallahu anha hakkındaki iftirayı yayanlar arasındaydı. Genelde herkes Zeynep'in de buna yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat Ayşe radıyallahu anha için Zeynep radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en gözde hanımlarından biriydi. Zeynep kardeşinin kendi adına yaydığı kötü şeylerden daha sonra da çok muzdarip oldu. Mistehin yanı sıra iftiraya katılanlardan biri de şair Hasan İbni Sabit idi. Geri planda ise bu iftirayı başlatan İbni Ubey ve diğer münafıklar yer alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir vahiy gelmesini bekliyordu. Fakat hiçbir şey gelmeyince hanımlarını ve yakın olan diğerlerini sorguya çekti. Hemen hemen Ayşe ile aynı yaşta olan Üsame onu savundu ve bu bir iftira, biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz dedi. Annesi Ümmü Eymen radıyallahu anha onu savundu. Hazreti Ali ise şöyle dedi, Allah seni sınırlamadı, Ondan başka pek çok kadın var. Onun hizmetçisini sorguya çek, gerçeği ondan öğrenebilirsin. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bureyre'ye haber gönderdi ve "Ey Bureyre, şimdiye kadar Ayşe'de ondan şüphelenebileceğin hiçbir hareket gördün mü?" diye sordu. Bureyre bu soruyu şöyle cevapladı: "Seni hakla gönderene yemin olsun ki onun sadece iyiliğini biliyorum." Eğer aksi olsaydı Allah Resulüne bunu bildirirdi. Ayşe radıyallahu anhâ da hiçbir kusur bulamam. O daha küçük bir genç kız. Onda gördüğüm tek hata her seferinde uyardığım halde ben hamur yoğurduktan sonra ona hamuru beklemesini öğütlediğim halde onun uyuyakalması ve küçük kuzusunun gelip hamur yemesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide gittiğinde minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Ailem hakkında doğru olmayan şeyleri söyleyerek beni inciten insanlar için ne dersiniz? Allah'a yemin olsun ki ben ailemde ve onların konuştuğu kişilerde iyilikten başka bir şey görmedim. Onlar yanlarında ben olmaksızın evlerimden hiçbirine girmezler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirir bitirmez Useyd ayağa kalktı ve Ey Allah'ın Resulü! Eğer o dediklerin evsten iseler biz onlara hadlerini bildiririz. Eğer onlar Hazreç kabilesinden kardeşlerimiz ise bize emir ver de başlarını keselim dedi. O sözünü bitirmeden Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh ayağa kalkmıştı. Çünkü iftirayı ilk başlatanlar ve Hasan bin Sabit radıyallahu anh hazretçitendiler. Allah aşkına yalan söylüyorsun dedi. Saad sen onları öldürmeyeceksin, öldürmezsin de. Onlar senin kabilenden olsaydı böyle konuşmazdın. Useit asıl yalan söyleyen sensin. Onları öldüreceğiz. Sen de münafıkların tarafını tutan bir münafıksın dedi. İki kabile de ayaklanmış, birbirine girmek üzereydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sakin olmalarını söyledi ve minberden inerek onları teskin edip evlerine gönderdi. Eğer Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini topluluk içinde minberden savunduğunu bilseydi bu kadar üzülmezdi. Fakat o zaman için bu konuda bir şey bilmiyordu. O sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle ilgili etrafındakilere sorular sorduğunu biliyordu. Ayşe bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kesin bir tutum ortaya koymaması anlamına geldiğini düşünüp üzülüyordu. Ayşe radıyallahu anha ondan kendi içindekileri okumasını beklemiyordu çünkü o peygambere gayb haberlerinin Allah tarafından bildirildiğini biliyordu. O ben sadece Allah'ın bana bildirdiklerini bildirebilirim derdi. O insanların düşüncelerini okumazdı. Fakat Ayşe radıyallahu anha kendisinin peygambere karşı bağlılığının suçlandığı şeyi yapmasını imkansız kılacak denli büyük olduğunu bilmesini bekliyordu. Her ne olursa olsun sadece onun Ayşe radıyallahu anha ve Safvan radıyallahu anh'ın masum olduğuna inanması yeterli değildi. Mesele çok ciddiydi ve onların suçsuz olduğunu tüm topluma ispat edecek bir delile ihtiyaç vardı. Bu konuda en az yardım eden de Ayşe idi. Artık onun bu süre gelen sessizliği sona ermeliydi. Onun söyleyeceği hiçbir şey bu meseleyi çözmeye yetmezdi. Fakat Kur'an nüzulu sırasında sorulan sorulara cevap vereceğini vaat ediyordu.'' Bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece vahiy ile bir cevap gelsin diye birçok kişiye aynı soruları sormuştu. Fakat belki de bu sorunun meseleyle en yakından ilgili olan kişiye sorulması gerekiyordu. Ayşe radıyallahu anha ben ailemle beraberdim dedi. İki gece ve bir gün boyunca sürekli ağlamıştım. Onlar benimle birlikte otururken Ensardan bir kadın bize katılmak için izin istedi. Ben girmesine izin verdim. O da oturdu ve benimle birlikte ağladı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip oturdu. İnsanlar benim hakkımda konuşmaya başladığından beri hiç benimle oturmamıştı. Olaydan bu yana bir ay geçmişti. Semadan da hiçbir haber gelmiyordu. Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getirdikten sonra bana şöyle dedi. Ey Ayşe, bana seninle ilgili şunları şunları söylediler. Eğer sen masumsan Allah senin masum olduğunu açıklar. Eğer yasak olan şeyi yaptıysan Allah'tan bağışlanma dile ve tevbe et. Çünkü kul eğer hatasını itiraf edip tevbe ederse Allah ona merhamet eder. O konuşmasını bitirdiğinde gözyaşlarım dinmişti. Babama, benim adıma Allah'ın Resulüne cevap ver dedim. Babam ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Anneme sorduğumda o da aynı şeyi söyledi. Ben ise daha küçük genç bir kızdım ve Kur'an'dan ezberim çok değildi. Bu nedenle şöyle dedim: İnsanların benim hakkımda söylediklerini duyduğunu ve onların senin kalbinde yerleşip senin de onlara inandığını biliyorum. Eğer size masum olduğumu söylesem ki Allah benim masum olduğumu biliyor, bana inanmayacaksınız. Fakat eğer Allah'ın masum olduğumu bildiği şeyi yaptığımı ikrar etsem bana inanırsınız. Daha sonra Yakup ismini hatırlamak için zihnimi yokladım fakat hatırlayamadım. Bu nedenle şöyle dedim: "Fakat ben Yusuf'un babasının dediği gibi diyeceğim. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır." Sonra yatağıma gittim ve Allah'ın benim suçsuz olduğumu bildireceğini ümit ederek uzandım. Benim hakkımda vahiy inmesini beklemiyordum. Çünkü adımın Kur'an'da zikredilecek kadar değerli olmadığını düşünüyordum. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında benim suçsuz olduğuma işaret eden bir şeyler görmesini bekliyordum. O bizimle oturmaya devam etti ve bizler de yanındayken ona vahiy geldi.'' Böyle zamanlarda kendisinde meydana gelen kasılma yine başlamıştı ve bir kış günü olmasına rağmen üstünden terler boşanıyordu. Bu baskıdan kurtulduğunda memnun bir sesle "Ey Ayşe, Allah'a hamd et çünkü o senin masum olduğunu açıkladı." dedi. Annem de bana "Kalk ve Allah'ın Resulüne git." dedi. Ben "Hayır," Allah'a andolsun kalkıp ona gitmeyeceğim ve Allah'tan başka da kimseye hamdetmeyeceğim dedim. İnen ayetler şunlardı. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. O durumda siz onu iftirayı dillerinize aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandınız. Oysa Allah katında çok büyüktür. Onu işittiğiniz zaman bu konuda söz söylemek bize yakışmaz. Allah'ım sen yücesin bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer iman edenlerden iseniz bunun gibisine bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt vermektedir. Yeni inen vahiy zina sorununun aslını anlatıyor ve zina cezası ile birlikte şerefli kadınlara iftira atanların kırbaçlanması gerektiğini de bildiriyordu. İftirayı açıkça yayan ve suçlarını itiraf eden Miste, Hasan ve Hamne'ye bu ceza uygulandı. Fakat çok sinsi olan münafıklar gizli kalmışlar ve bu meselede payları olduğunu itiraf etmemişlerdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi takip etmekten vazgeçti ve onların cezasını Allah'a bıraktı. Ebu Bekir radıyallahu anh fakir olan mistehe bir miktar maaş bağlamıştı. Fakat onun suçlu olduğunu öğrenince Allah'a yemin olsun ki Ayşe hakkında söylediklerinde ve başımıza getirdiği beladan sonra artık mistehe para verip yardım edemem dedi. Fakat bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ebu Bekir radıyallahu anh, gerçekten Allah'ın beni bağışlamasını diliyorum dedi. Sonra mistehe gidip her zaman verdiği şeyleri verdi ve Allah'a yemin olsun ki onu hiçbir zaman terk etmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde belli bir zaman geçtikten sonra Hasan'a çok büyük cömertlik gösterdi. Musab radıyallahu anh'ın ölümü üzerine dul kalan kuzeni Hamne ile Talha ile evlendirdi. Hamne radıyallahu anh'ın Talha radıyallahu anh'tan iki oğlu oldu.